Hepsi merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 Haziran 2021 Cuma günü BİM'e canlı çiçek geldi. Tesbih çiçeği geldi arkadaşlar. 9 TL 90 kuruştan tesbih çiçekleri satışa sunuldu. Bu çekimimi arkadaşlar saat 4'ten sonra yaptım. Öğleden sonra. Evet. Gördüğünüz gibi tesbih çiçekleri. Normalde iki çeşit tesbih çiçeği var arkadaşlar. Biri daha top top olan, daha yuvarlak olan. Biri ise bu gördüğünüz gibi ekrandaki gibi biraz topluğu, yuvarlaklığı, yassı olan tesbih çiçeği. Evet, ortasında gördüğünüz gibi şu bir çizgisi var. Sarkın bir çiçek tesbih çiçeği ve çiçek de açan bir çiçek. Beyaz beyaz çiçekleri açıyor. Tesbih çiçekleri sukulent cinsi bir çiçek. Bunlar da suyu çok fazla sevmiyorlar. Ben tesbih çiçeği yetiştirmeye çalıştım fakat çok fazla başarılı olamadım. Bugün gelen diğer bir ürünle hiç çekimimi bölmeden göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın terlikler geldi. Biraz insanları çekmeden çekmek istiyorum. Terlikler geldi arkadaşlar. Terliklerle hiç çekimi bölmeden tespit çiçeğini size göstermek istiyorum. Görevli arkadaşa sorduğumda bunun aktüel ürün olmadığını ama diğer BİM mağazalarının da geleceğini, farklı günlerde de olsa diğer BİM mağazalarına da çiçek çeşitlerinin geleceğini ifade etti. Ve 9 TL 90 kuruştan satışa sunuyor. Ben bu çekimi yaptıktan sonra birçok arkadaşımız hani BİM mağazalarına gidebiliyor ve bu çiçeği sorabiliyor. Arkadaşlar haftalık ürün olarak gelmedi ama diğer mağazalara da bir ya da iki gün gecikmeli olarak da gelebileceği ifade ettiler. Evet, aloe vera da vardı. Aloe vera bir tane kalmış. Çiçek almayı düşünen arkadaşlar reyonlara daha dikkatli bakabilir. Hafta sonu çiçek satışı devam ediyor. Yasaklı ürünler arasında çiçek yok arkadaşlar. Evet, ben şimdi evin ön bahçesine gideceğim. Evet, evin ön bahçesindeki diğer çiçekleri, sukulentleri size göstermek istiyorum. Güneş alan bir yerdeler arkadaşlar. Sukulentler güneşi çok seviyorlar. Suyu çok fazla sevmiyorlar ama kaktüsler kadar da çok fazla susuz bırakılmaması gerekiyor. Kimi sukulentler sarkım olabiliyor. Kimileri yerde, bakın, yer örtücü olarak görünebiliyor. Bunlar arkadaşlar yer örtücü ve sarkım halde de saksıda bulunabilen sukulent türleri. Evet, bu da soğuğa çok dayanıklı olan bir sukulent. Bu da saksıdaydı. Bunu da ben yere diktim. Daha güzel büyüsün diye yaz boyunca. Evet, rupritif şunları görüyorsunuz. Bunlar güneşi görünce kızarabiliyorlar. Diğer sukulentleri görüyorsunuz. Eğer güneşi, ideal bir güneşi verirseniz, suyu da ihmal etmezseniz, dış mekanda bakarsanız gerçek renklerini sukulentler alıyor. Evet, ekranda şu anda tesbih çiçeğine benzer yakut kolyesini görüyorsunuz. Yakut kolyesinin bakımı daha kolay. O da güneşi seviyor. Suyu biraz daha fazla seviyor. Evet, diğer sukulent çeşitlerini görüyorsunuz. Bunda yavruları belirmeye başladı. Evet, ben şimdi de eve çıktım. Evin güneş alan penceresine koydum. Aranjman sukulentleri görüyorsunuz. Ve tespih çiçeğine benzer yakut kolyesini genellikle birçok saksının kenarına koyuyorum ben. Böyle sukulentleri aranjman yapıyorum. Daha güzel büyüyorlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.